Arkadaşlar poligonisteyiz. Bugün sizlere makine kimyaya yeni gelen ve geldiği gibi biten HS Product'ın Springfield modelini göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Yeni geldiği zaman ilk önce biten tabanca arkadaşlar. Şöyle bir Hellcat'ler gelmişti. Onlar çabuk bitti. Tabancamız sıfır bu arada. Boş. Şöyle göstereyim. SF19 4.5 diye geçiyor arkadaşlar. 4.5 inç namlusu var. HS biliyorsunuz Hırvat malı. Şöyle göstereyim. Zaten üzerinde de yazıyor. Made in Karotya diye. Şöyle her açıdan size göstermeye çalışayım. Safe Action bir sistem. Şöyle kabze emniyeti var tabi. Kabze emniyetine basmadan tetik düşmüyor. Yüksekçe bir gez arpacığı var. Bunun sebebi şu kısımdan red dot takılabiliyor olması. Bir de namlu ucunda bir yüzüğü var. Tabi ülkemizde yok ancak yurt dışında buraya da aparatlar takılabiliyor. Kutusunun içerisinde kabzeyi elinize göre ayarlayabileceğiniz parçalar çıkıyor. 3 tane şarjörle geliyor. Bir yağ, bir de temizleme seti geliyor. Şimdi şunu şöyle bir alalım. Kutuyu ortadan kaldıralım. Seri numarası kısmını yine bloklardaki gibi alt tarafa takmışlar. Tetiğini düz yapmışlar. Şöyle. Tetik oldukça güzel. Match bir namlusu var. Yarışma tipi sanırım. Ülkemizde yeni geldiği için henüz daha tüm özelliklerini bilmiyoruz. Şimdi namlu ucunda bu tarz yüzükler olan tabancaları sökmek için öncelikle bunu çıkarmamız gerekiyor. Sonra sürgüyü geride kilitliyoruz. Bunu yukarıya doğru kaldırıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle önden geldik, aldık. Ben de sizlerle beraber ilk defa söküyorum. Az önce poligonumuza bir abimiz geldi getirdi. Böyle denk gelmişken çekelim. Şimdi baktığımız zaman tabancanın altında bir kaset görüyoruz. Şurada mekanizmanın ayakları var. Kendi iğnesini düşüren sistemi. Çift taraflı bu arada sürgü düşürme mandalı eklemişler. Bu güzel bir özellik solak kullanıcılar için. Şu kısımda iğne blok emniyeti. İşte içinde gizli tırnak yapısı var. Çift kademeli bir irca yayı var. Şöyle namluyu çıkartalım. Evet, şöyle dipsetleri görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Oldukça uzun bir namlu. Şu kısımda bir tık daha bir kalınlık eklemişler. Şöyle parmakla dokununca hafiften hissediliyor. Namlu kilitleri de standart yükseklikte diyebilirim. Şöyle şu kısımda gizli tırnağına bakalım. Şöyle tabancayı her açıdan sizlere göstereyim. Evet. Şimdi geri toplarken de namlunun kapağının içerisindeki işçilik de oldukça temiz. Şu kısımda bir hafifletme yapmışlar. Şu kısımlarda falan. Ağır gözükmesine rağmen o kadar da ağır gelmiyor. Şöyle. Bunu da buradan tekrardan takalım. Ben bu tabancanın resimlerini ilk gördüğüm zaman böyle bir müsabaka tabancası gibi görmüştüm. Dedim muhtemelen tetiği çok hafiftir falan. Ancak öyle değil. Oldukça sert bir tetiği var. Yani herhalde şu anda 4 kilolar seviyesinde diyebilirim. Şu kısımda iğne kurulu olduğu zaman iğne indikatörü bayağı bir dışarıya çıkıyor. Böylece elinize aldığınızda kurulu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Aynı zamanda atım yatağının üzerinde de bir atım yatağının dolu olup olmadığını gösteren bir indikatör var. Atım yatağı dolu olduğu zaman bu yukarıya kalkıyor.
Bakayım şu an aklıma geldi. Cebimde bir dummy mermi var mı? Bir dummy mermim var arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Şarjörüme basıyorum. Evet. Şu şekilde kalktı gördüğünüz gibi. Böylece atım yatağının dolu olduğunu anlıyorum. Şu şekilde de mermimizi dışarıya atmış bulunduk. Arkadaşlar mermi kesinlikle dummy bu arada. Bunu kendim yapmıştım. Ve ustamızla beraber sağ olsun. Evet, tabanca bu şekilde. Bir de ağırlığına bakalım arkadaşlar. Şarjörsüz öncelikle. 741-742 gram geldi. Şarjör kapasitesi bu arada ülkemizin biliyorsunuz 19 artı 1'e çıkmıştı. Şarjör de 19'lu. 832 gram geldi. Şarjörle beraber. 18 adet mermi, 19 adet mermi de kendiniz hesaplarsınız. Şöyle tetiğiyle, evet, nispeten ortalama ölçülerde diyebileceğim yaklaşık 4 milimlik bir reseti var. Tetiği öne ittiren yay gerçekten kuvvetli. Ya tam bir görev tabancası yapmışlar esasında. Stres anında arkadaşlar hakimiyet kurabileceğiniz bir tetiği var. Aynı zamanda seri atışların da çok iyi yapılabileceğini düşünüyorum. Güzel bir grupman sağlayacaktır. Hele Red Dot iyi kullanabilen arkadaşlar bununla güzel atışlar yapabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tabancamızla henüz atış yapmayacağız. Abimiz atış yaptığı zaman belki onları da çekerim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar HS SF-19 modeliyle esasında atış yapmayacaktık ama silahın sahibi abimiz dayanamadı. Bir atayım dedi. O attıktan sonra şimdi isim vermiyoruz değil mi? Deneme atışı yapıyoruz 5 metreden. Bum. Yüksek gezerpacık olması nişan açısından biraz beni ürkütmüştü. Dedim acaba fırlaması metreden metreye fark ediyor mu diye. 10 atış tek delik. Bir de 10 metreden bakalım arkadaşlar. Tetik yolu bayağı uzun. O yüzden biraz yavaş attım. Alışkın değilim. Türkiye'de yeni geldi. Ben de ilk defa atıyorum. Çok uzaktan çekme istersen biraz gizem olsun istedim. Silah ve hedef gözükecek şekilde atalım. Evet, 10 metreden de grupman bu. Gerçekten çok iyiymiş. Beklemiyordum açıkçası bu performansı. Şimdi 5 metreden biraz seriye atalım. Tam 5 metre gibi olmadı sanki. Yok yok, 5 metre. Çekiyor musun? Evet.
Çıkan kıvılcımlar ne? O mühimmatın çelik kovanın olmasından kaynaklı. Evet, 5 metrede seri atışımız. 10 atış, hepsi içeride. Mühimmatımız şöyle öz kursan. Çelik kovanlarında arkadaşlar kıvılcım yapıyor. Yeni çıkan poligon mermisinde çok daha az. Bir de double'ına bakalım arkadaşlar. Mandal falan da çok hoş olmuş böyle. Ele çok güzel geliyor. Evet. HSSF 19 ile double atış grupmanımız da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bir 20 metre grupman istendi. Bir 5 tane atalım 20 metreden. Sanırım ilk atışı kaçırdım. He? Günün yorgunluğunda kollar da biraz yoruldu ama. Evet. 20 metreden şu ikinci, üçüncü atış. İlk atış. Bunlar da 4-5. Sonuç olarak fena değil arkadaşlar. Tabancayla ilk defa atıyoruz. Başarılı bir tabanca. Gerçekten grupman olarak da çok iyi. Ben gerçekten çok beğendim. Önceden tabancayı ilk elime aldığımda böyle bir grupman yapacağını beklemiyordum açıkçası. Tetiğinin sert olması atışı çok da etkilemiyormuş gördüğünüz gibi. O yüzden güzel ve keyifli bir tabanca olmuş arkadaşlar. Siz de yorumlarda bekliyorum. Şarjörü size devrediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güvenle kalın.